Güzel ve çok haklı. Çünkü bizim aslında deneyimimiz öncelikle biliyorsunuz Sinovac'la Evet. oldu. Ve şimdi de ama ikinci bir aşı gündeme geldi ve bunu da kullanabiliyoruz. Aslında bu tarz çalışmalar için şu anda hani net veriler yok ama teorik olarak söyleyeyim. Yani teorik olarak birinci aşıda, inaktif aşı dediğimiz aşıda virüsün bütün komponentleri vardı, bütün parçaları vardı. İşte zarfındaki çıkıntılar, içindeki çekirdeğindeki proteinler. Yani virüs, ölü virüs, inaktif hale getirilmiş virüs ama Hocam bir şey bir soruyorum. sürü... Ben ölü virüs kelimesine karşıyım İnaktif, ölü aslında. değil, Çünkü inaktif, virüs canlı olmadığı için ölü olması da mümkün değil aslında. O tartışılıyor canlılığın tanımına göre. Hani yer Üreme kapasitesi değiştirebilmek, yok. kendi başına üreyebilmek dediğiniz zaman yok. Evet. Evet. Yer Evet, değiştirmek mümkün ama inaktif kendi biraz başına daha rahat. üreyemediği için canlı Evet, sınıfına girmiyor. bu Üreyeme için bir tartışılan. canlıya ihtiyacı var. Evet, başka bir hücreye ihtiyacı var. Şimdi teorik olarak aslında hani böyle bir inaktif aşıyla aşılandığınızda bütün virüse ait parçalara karşı bağışık sisteminiz kendisine yabancı gördüğü bütün parçalara karşı bir reaksiyon geliştiriliyor akut dönemde. Hatta bir kısımda hani hafızasına da birazcık aldığını düşünüyoruz. Yani şu andaki veriler de o yönde. O zaman sadece bir kısmını da gösterdiğinizde aslında yani şimdi mRNA aşıları özellikle o bağlanma yerine bizim reseptörlerimize tutunma yerine tanıtıyor. Bağışık sistemimize teorik olarak olabiliyor olması gerekiyor. Ama hangisi önce, hangisi sonra? Mesela pnömokok aşıları için bu bilinen bir şey ve deniliyor ki işte önce şu aşıyı olun, şu kadar süre sonra da bunu olun. Hatta risk gruplarına göre de bunların programlanması yapıldı. Geçirdiği halde aşılanan sağlık personelinde antikor artışlarını görüyoruz. Onu söyleyeyim. Yani her iki aşıyla da. Yani ilk dönemde pandeminin başında enfeksiyonu geçirdi. Uzun sürede kalıcı antikorlar olmadığını biliyoruz. Daha sonra da şu anda hem mRNA aşısıyla yani BioNTech'le hem diğer aşıyla. Çünkü sağlık personeli şu anda PCR pozitif olarak geçiren kişilere 180 gün sonra aşı Evet. tanımlanıyor. Ama sağlık personeli bunun Dışına dışında tutuldu. tutuldu biliyorsunuz. Geçirmiş olan sağlık personelleri aşılanabildi. Bir grup arkadaşımız, hemşire doktor arkadaşımız aşılar çıktığında hemen aşılandılar. Bir grup daha hani ben zaten geçirmiştim deyip biraz daha beklediler ve BioNTech'le de aşılandılar. Her iki gruptan da karşılaştırdığımız zaman yani hem hastalığı geçirmiş sonradan koronavakla hem hastalığı geçirmiş sonradan BioNTech'le aşılanan sağlık personellerinde antikor artışları olduğunu gördük. Fakat yani aynı şeyin aşılarla da geçerli olabileceğini bir çıkarım yapabiliriz. Ama şu anda henüz bilimsel çalışmalar yok. Ve antikorla ilgili de ben Ateş Hocam'a katılıyorum. Çok fazla yöntem var. Çok fazla yöntem. Bütün mesela hem akut dönemde IgM dediğimiz hem daha uzun dönemde yapılan IgG aynı anda bakan kitler var. Ya da işte kapsit dediğimiz bölgeye karşı bakan bir kısmı onlarca çeşit şu Çeşitler. anda. Onun için hiçbiri de tam kantitatif değil. Bizim tam kantitatif dediğimiz şey şu. Yani miligram bölü mililitre cinsinden bir şey vermesi lazım. Öyle bir ölçüm olması lazım. Öyle değil. Ünite cinsinden ve her birinin birimi de farklı. Ve birindeki bir birimin diğerinde neye denk geldiğini de şu anda bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bile bununla uğraşıyor. Yani bir standartizasyon yapmaya çalışıyor. Ama bir testle negatif bulduğumuz grup diğer testle pozitif çıkabildi. Bunun çalışmalarını yaptık birkaç grupta veya hastalar böyle gönüllü oldular. Yani acaba böyle böyle farklı yöntemler varmış, şunu da pozitif çıkar mıydım diye. Aşılarla da yani iki doz bununla oldum. Ben tekrar dozumu ya da hatırlatma dozumu ya da rapel dozunu diğeriyle olsam olur mu? Teorik olarak Olur. olur. Ama bununla ilgili henüz yeterince bilimsel veri elimizde Elde yok. yok daha. Zaman içinde izleyeceğiz, göreceğiz. Şu anda ikinci aşıyla da deneyimlerimiz birikiyor çünkü.